gitmişti. Ama baktık ki 2014'ten sonraki kendisinden de teşekkür ediyorum. O dönemin başkanları ve oda başkanımızda şu anki Sayın Cumhurbaşkanımız dönemin başbakanı bize Haliç Kongre Merkezi'nde getirdiğinde o gündür biz esnaf odamızın var olduğunu inandık ve kanaat getirdik. O gündür bugünden esnaf odasının verimini alıyoruz. Almıyoruz desek yanlıştır. Ya bizim başkanlarımızda bir eksiklik söz konusudur. Oda başkanına bu işi yüklemek çok doğru değildir. Evet. Yarın Göksel Ovacık kazanırsa ya da Cumali Bey kazanırsa, şirket başkanları bu ödevi vermezlerse, gitmezlerse, toplantı yapmazlarsa bir arada onu bir yere kadar gider. Bu bir gerçektir. Burada da ben bir Hasan şey Bey, daha söyleyeyim. Hasan Bey 4 madde saydınız. 5 madde, 9 madde dediniz ki bunlarla gidiyor. Genel sekreter Hayri Baraj ile oturduğunuz ve toplantıda 9 evet. madde dediniz. 5'ini 4'ünü açıkladınız. Gerisini de açıklayacak mısınız? Bunlara gidip değerlendirme yapalım. Necdet kardeşim açıkladı ya. Açıklamadım. Yok, açıklamadı. Siz de bunlara ilgili bilgi verecektiniz. 4 madde ile ilgili. Yok, benim açıklayacağım ilgili şeyler var da benim orada... Ben Ankara konusunu bir bitireyim de ona tekrar geliriz. Zamanımız yeterse inşallah. Hayır, ona diğer tekrar 4 maddeyi de bitireyim ki madde madde gidelim. Onlar üzerinde de konuşuruz. Cem Bey'e cevap vermiş oldum sanırım. Tamam. Esnafımızın yıllarca odanın olmadığını ancak 2014'ten bu yana öğrenmiş oldum. Tabii sizi... Hem TOAP'ta hem İstanbul Esnaf Odası'nda ve halk şirketlerde önemli görevler yapıyorsunuz. Burada arkadaşlar yazıyor zaten. Esnaf kavga istemiyor, birlik istiyor. Bunlarla ilgili söylediklerimiz sözlere dikkat edin diyor arkadaşlar. Uyarı yapıyor. Bunlarla ilgili zaten öyle birliktelik var. Güçlü birliktelik var halk otobüslerinde hem İstanbul'da hem Türkiye'de. Zaten hem Esnaf Odası hem şirketler ve Türkiye TOAP Birliği bunun için var. Sadi Bey, onun için yani burada yönetici arkadaşlarımız sorunlarla ilgili burada bakın Sadi Bey, biz burada... Tabii ki esnafımız mağdur. Esnafımız evet. para kazanmıyor. Biz ondan hemfikiriz. Esnafımız gerçek anlamda sabahın köründe çıkıp sabahın köründe geç bir saate kadar eve geldiğini yakıt almadıkları zamanlar da olmuştur. O hemfikiriz ondan. Bizim kimseye tartışacak veya kavga edecek bir zamanımız yok. Biz Türkiye genelinde talibiz. İstanbul Özel Halk Otobüsleri'nin işletmecileri esnaf odası aynı zamanda Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği var. Biz bu birliği güçlendirirsek, birlikte hareket edersek yapılmayacak bir şey yoktur. Dün Elazığ'tı, bir önceki gün Bursa'ydı, yarın İstanbul olur. Bunu deyip geçmeyeceğim. İstanbul'da aynı kaos söz konusu. Bu taleplerimizi ücretsizlere eğer paraya dönüştürülmezse, kontur başına geçiş olmazsa şayet gerçek anlamda evet. bunu ne ben durdurabilirim ne bir başkası durdurabilir bu esnafı. Bakın biz geçen hafta başkanlarımız gittiler. Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nda bir toplantı yaptılar. Özür diler Genel Müdürlüğü'yle birlikte. Kimler gitti oraya? Oda başkanımız ve şirket başkanlarımızın götürdüler. Hangileri? Aile Bakanlığı'na şirket başkanları onların. Naci Bey katılmıştı bizim İstanbul Halk Ulaşım Başkanı, Ramazan Gürler Mavi Marmara Başkanı. Evet, 4 tane. Nihat Bey ve Murat Bey başlarında da İsmail Yüksel Oda Başkanımız. Onlarla birlikte Nezir kardeşimiz vardı. Ücretsizlerle alakalı bir çalışma içerisinde. Bu 65 ve ücretsizler tıklama başı evet. olması olmazıdır. Bu hepimizin temel yapımızdır. Biz kazanırsak... Lafınızı kestim. Zaten burada WhatsApp grubundan Umut Savaş kardeşimiz... Oda başkanı kim gelirse gelsin... Ücretsizlerle ilgili soru soruyor. Bu sorunuza cevaben ücretsizlerle ilgili ne gelişme var onu soruyor. Buyurun. Tamam, bakın. Ücretsizlerle alakalı en son yapılan toplantı İstanbul pilot bölge olarak tıklama başı olsun diye ikinci bir toplantı yapıldı. Bunu da en kısa zamanda, bak zamanı hiç uzatmıyorum, 2018'in üstüne geçmiyorum. Bu Ankara olayı değil mi? Ankara olayı, İstanbul dışında çıktı. Aile evet, Bakanımızda evet. yapmış olduğumuz istişare, İstanbul ücretsizlerle alakalı yapacağımız bir çalışma pilot bölge olarak. Buna bel bim ayağı da hazırdır, İETT'miz de hazırdır, Büyükşehir de bu konuda hazır. Tıklama başına ücret ödenecek esnafımıza, hem biz hem esnafımız bu konuda rahat edecek. En çok büyük kaybımız zaten orada. Avrupa yakasındaki çalışan özel halk otobüslerimizin gelirleri biraz düşük. Ben esnafıma hak veriyorum. Bizde aktarma yolcumuz arttı. Metro, metrobüs, tramvay her yere girdi. Her hatlarımızda var. Yolcu çok taşıyoruz ama ne hikmetse bakın veriler burada. Ben size bu verileri de söyleyeyim istiyorsanız. 2012'de 2017 yılına ait. Bunu açıkça söyleyeyim. Bana biraz daha süreyi tanırsanız. Şimdi o 1.75 iken, bakın İstanbul'da evet. bahsediyorum. 1.75 iken bilet 2012 ortalama ücret taşımış olduğumuz 1.33 lira. Yani 1 lira 33 kuruş. Şu anda bileti... Geleceğim efendim. Evet. 2013 1.95 iken
ortalama tüm yolcuları arma ettiğimiz zaman ücretsizi aktarma tam bileti 1.39 liraya düşüyor. 2014 2.15 iken fiyatlarımız 1.49 lira taşıyoruz. Bu çok, inşallah büyükşehirde yetkili insanlar bizi dinliyor bu konuda, gerçek anlamda çok esnafımız mağdur. Bu da bizim sorunumuz. Evet. Bu, ben kimseyi burada suçlamıyorum. Bu bizim sorunumuz. Hem şirket yöneticileri, aynı zamanda beraber olduğumuz arkadaşımızın evet. bu işi bir önce çözmemiz söz konusu. 2016 2.30 kuruş 2.30 lirayken taşımış olduğumuz ortalama 1.71 lira. Evet. 2017 2.60 lira fiyatlarımız 1.77 lira yolcu taşıyoruz şu an. Evet. Bu da çok gerçek anlam işler acısı. Ben buradaki inşallah bu tarife sistemiyle ilgili Hasan Bey bizi izleyen, bizi dinleyen ve büyüklerimize bunu her yerde, her platformda söylüyoruz. En kısa zamanda bunu 2018'e atlatmayacağız. Ben İsmail Yüksel seçilsin demiyorum. Seçilecek anlamda da demiyorum. Esnafın takdiridir, tercihidir. Eğer 2018'de bunlar gelmezse ben de sizinle birlikte İsmail Yüksel'i bir yere kadar tutarım. Bir yerden sonra esnaf daha ne beni tutar ne de İsmail Yüksel'i. Evet. O zaman yine WhatsApp'tan sorular geliyor. Tabii bunlara göre arkadaşlarımız çok güzel konulara değindiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. İkisi de kendi alanlarında hem yöneticilik yapıyorlar hem de bunlarla ilgili bilgi ve birikimleri var. Hasan Bey 17 senedir bu işlere gönül verdi, yöneticilik yapıyor. Yine Necdet Bey de Anadolu Yakası'nda 2 dönemdir başkan vekili ve yöneticilik yapıyor. 4 dönemdir. 4 dönemdir başkan vekili yapıyor ve de konulara hakim. Burada tartışma ortamı çok güzel. Eleştiri anlamında da seviyeye gidiyor. Tabii esnafın, özel akut esnafının sorunları ortak. Ve hangi sorursa zaten esnaf kazanacak ama burada esnaf yazdı, biz nispet somut cevap bekliyoruz diye. Bunlarla ilgili tabii taahhüt de önemli bir konu. Taahhütten daha çok esnaf somut. Yani yarın ben işte kaç para alacağım veyahut da önümüzdeki ay kaç para alacağım bunu soruyor. Ve diğer konularda ücretsizlerle ilgili çok talep var. 65 yazı Hasan Bey söyledi. Ben de ona katılıyorum. Şöyle pilot bölge olması ile ilgili gelişmeler vardı. Diğer şirket başkanları hepsi geçen sene zaten Hasan Bey dedi. Beraber işte Özulaş, Halkulaş, Yeni İstanbul, Mavi Marmara ve Öztaş'la beraber gittikleri işte bakanlıklar, Maliye Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakan'la beraber görüştüler. Bunlarla ilgili biz de şahidiz, basın olarak şahidiz. Ama gelişmeler tabii bu çok bitmiyor bürokrasi ile ilgili. Evet, Necdet Bey, 10 dakikamız var reklama girmeye. Bundan sonraki 10 dakikalık süresini, ondan sonraki 10 dakikalık süreyi de zaten Hasan Bey'e vereceğiz. Tam böyle dengeli şekilde soru sormamız evet. ve cevap almamız lazım. Hasan Bey, tabii bunlarla ilgili 5 maddeyi söyledi. Diğer 4 madde daha gelecek. Ankara ayağını anlattı. Siz ne diyorsunuz efendim? Salih abi, önce şimdi burada... tabii ki bizim için orada yapılan her şey, kim yaparsa yapsın, biz bunlara teşekkür ediyoruz. Evet. Bunların hepsi esnafın faydasına olan şeyler. Orada hazırlanan maddeler yaklaşık 9 maddeydi. Evet. Tabii biz bunların içerisinde neler olduğunu, bunların en kısa sürede halledileceğini de müjdesini verdi. Hayır, keşke hallolsa. Bir zaman hallolmasın da esnaf çıkmaza düşsün, bunun derdinde değiliz. Bunları yapan büyükşehir de, İETT'si de, müdürü de, genel sekreteri de bizim müdürlerimiz, bizim genel sekreterlerimiz. Biz hepsine ayrı ayrı teşekkür evet. ederiz. Ama 4 yıldır bekleyen sorunların son 1-2 aya alelacele sıkıştırılıp hadi bir koşuşturmacaya girip onu halledeceğiz, bunu halledeceğiz, olmadı, yetişmedi, 3 ay sonra halledeceğiz, 5 ay sonra halledeceğiz. Bunlar günü kurtarma şeyler. Gerçekten. Ben 4 yıl önce ilk yönetici olduğum zaman bana bir soru soruldu. Dedi ki ya nasıl... Necdet Bey, lafınızı geçtim. Şimdi Erzincan Oda Başkanı aramış. Dermiş. Türkiye genelinde evet. esnafın sorunla ilgili konuşacak sandım. Çıkar çatışması esnafa bir fayda getirmez. Bize... Doğru. Türkiye genelinde esnaf odasının veyahut da esnafın ne kazandığını bile bilgi verirseniz biz de seviniriz diyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buradan Mehmet Bey'e de çok selamlar. Burada şimdi 2018'de hallolacak, 2019'da hallolacak. Bunlar inşallah hallolur. Kim gelirse gelsin evet. ben hallolacağından da en ufak bir tereddütüm yok. Yeter ki bunların takipçisi olalım. Yeter ki bunların hani bugün işte hazır bir seçim dönemi var. Biz bunlarla ilgili aldık elimize bir 10 tane madde. Bunlarla ilgili kapı kapı koşup şurayı halledeceğim, burayı çözeceğim, bir şeyler yetiştireceğim. Bunların derdine düşmenin ne esnafa ne de bizlere bir faydası yok. Çünkü biz bunların nasıl devam ettiğini, nasıl yapılabileceğini de çok iyi biliyoruz. Evet. Aşama aşamadır. Bir, acil olanlar. İki, gününü bekleyenler, zamanını bekleyenler. Böyle bir program olur. Şimdi
Tabii ki bu şu an bizim asıl sorunumuz nedir? Çıkmış olan bir zam vardı. 9. ayda uygulanması gereken. Aynı dönemde taksiye de minibüse de zam geldi. Bunlar da uygulandı, bizde zam uygulanmadı. Her nedense 18 aydır bekleyen zammımız bize 18 ay sonra geliyor. Ve yeni yapılan bir yönerge çalışmayla beraber Büyükşehir'de her yıl 9. ayda düzenli olarak toplu taşımaya zam yapılacak. Bu toplu taşıma zammında taksiciye zam yapıldı, minibüsçüye zam yapıldı, servislere zam yapıldı. Bize hazır çıkmış, UKOME'den geçmiş zam uygulanmadı. Evet. Ya bu esnafın gelirden başka bir derdi yok. Bu zam olayı İstanbul'da. Kesinlikle. Evet. Şimdi ücretsizlerle ilgili. Biliyorum Erzincan'la da sürekli görüşüyorum. Yani Erzincan ufak bir şehir. 100 bin nüfuslu bir yer. Şimdi 100 bin nüfuslu bir yerde bir başına yürümeye kalksanız yarım saatte yürürsünüz. Burada genelde toplu taşımayı kimler daha çok kullanıyor? Şöyle yazı yazmış Sayın Başkan. Evet. Ücretsiz taşıma ve yasal tarımla ilgili TOB haricinde kimse kendine pay çıkarmasın diyor. Kendisine de buradan söyleyelim. Hasan Bey'in dediğine geldi burada ilgili. Yani evet. Burada ilgili. Tabii yani bu TOB'un meselesi. Çünkü Türkiye Özel Halk Otobüslerini ilgilendi. Evet. Yani orada biliyorum çünkü durumu. Taşıdıkları yolcuların %35'i, %40'ı yani ücretsiz yolcular. Bir şey yapmıyor diyor. Bunu yalnız yani, Özel Halk Otobüsleri işte şirketleri, dernekleri, birliği, esnaf odası bunlara destek veriyor diyor. Tabii siz de bunun içindesiniz hep beraber evet. Zaten. Evet. Ama burada vallahi programı çok böyle seviyeli gidiyor. Ben de böyle aldım benim. Biraz terledin mi sanki? Ben bir şey söyleyeyim mi? İki daha değerli konumuz var. Bilgi sahibi. Sizin gibi bitirelim zaten. 5 dakikası var Necdet Bey'in. Ben abi sonra söyleyeceklerimi tamamlayayım. Tamam buyurun. Şimdi bununla ilgili kesinlikle Türkiye genelinde de olmazsa olmaz olan şudur. Ücretsiz taşımacıda tıklama başına kişi başına bir ücret belirlenmesi. Hasan Bey dediği gibi. Kesinlikle. Evet. Biz bununla ilgili bir raporu da hazırladık. KDV'nin nasıl olması gerektiğinde veya burada işte ücretsiz taşımacılıkla ilgili nasıl bir düzenleme yapılmasında bu suistimal edilemez. Çünkü tamamen sistem artık gelişmiş. Bir vatandaş bir otobüste bir kere tıklayabilirim. Evet. Yani bunun birçok yolu varken bu konuda hiçbir iyileştirme olmamış. Bakın 4 yıldır 2014 yılında ücretsizlerle ilgili biliyorsunuz bir şey düzenlendi. 65 yaş üzeri ücretsiz taşınacak denildi. Bundan sonra ücretsizlerle ilgili 4 yıldır 1000 TL İstanbul hala zam yapılmadı. Evet. Yani burada TÜOB'a da iş düşüyor. 4 yıldır buna bir zam yapılmamış. Yıllık TFTÜFE'ye göre bu zam gelecek denildi. 4 yıldır bunların takipçisi olunmamış. Ama her şeyi böyle ya bunu günü kovalayan bunları her yıl gidip düzenli takip edilmesi lazım. Ve her yıl bizim yolculuğumuz bakın ücretsiz taşımacılık ilk 4 yıl öncesinde %11 iken bugün %17'ye çıkmış. Bazı şehirlerde %30 iken %37'lere çıkmış. Bu giderek artıyor. Artık usulsüz kullanımlar aldı başını gidiyor. Peki bunları çözecek merciyi anlatmıyorsunuz Necdet Bey. Hasan Bey de söyledi. Bunlarla ilgili yani bu çözümleri herkes biliyor ya, işte esnaf da onu soruyor. Kim çözecek diyor. Bunlarla ilgili bu sorunları kim çözecek? Burada oda başkanlarına düşüyormuş. Evet. Yani her elin kendi oda başkanı bu işin takipçisi olacak. Gidecek bununla ilgili gerekirse bir konsey oluşturacak, bir birlik oluşturacak. Bununla beraber yani gidecek Ankara'da ilgili Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun, diğer Maliye Bakanlığı olsun bunlarla ilgili bunların takipçisi olacak. Evet. Bunlar şirketlerin işi değil. Şirketlerin işi tamamıyla bellidir. Yani büyük şehirden yukarıya gitme şansı yok. Evet. Tabii bunlarla ilgili çok güzel bir tartışma kültürü var şu anda bizim bulunduğumuz programda. Bu zamanda seviyeli bir şekilde hem Hasan Bey hem de Necdet Bey'in zaten ortak sorunlarla ilgili birlikteliği var. Bunu çözerler zaten esnaf bir sıkıntısı kalmayacak. Zaten bütün gaye yönetici arkadaşlarımızın esnafın daha iyi para kazanması, yolcunun kaliteli ve güzel hizmet alması ile ilgili öyle değil mi? Müşteri memnuniyeti. Tabii ki. Zaten burada bulunmamız sebebi de bu. Tartışma kültürü biraz daha işte seçim yarışı olduğu için bu da demokratik bir hak. Bunlar gibi çok kaliteli program oluyor. Ben beğendim ya. Hem Hasan Bey hem Necdet güzel cevaplar veriyor. Biz de zaten kesmeden dinliyoruz. Hasan Bey Ankara ile ilgili bunu ama sorular da hep bu ücretsiz taşımayla ilgili Hasan Bey. Nasıl yapacağız diyor. Tekrar işte hem Erzincan hem Elazığ. Elazığ ne diyorsunuz? Bursa ile Elazığ Necdet Bey'in sorusuna. Şimdi Necdet kardeşime teşekkür ediyorum. Tabii ki TÖB diyorsa ama 2013 yılından bu yana da TÖB'e bir katkıda bulunmadı. Bugün de 2018. Evet. İnşallah sanırım bundan sonra TÖB'e hem oranın yöneticisi olmasına